Soru cevap bölümüne geçelim arkadaşlar. Soruları topluca alalım. Cevaplayalım ve tamamlayalım. Soruları cevaplayalım. Başlamak soru olacak, durum olacak. Şimdi yaptığı icraatları anlattı, biz de burada keyif edindik. Gerçekten keyif edindik. Sorum şu, son 2 yıldır dersime gitmiyorum. Ondan önce gidiyorum, geçilerini de gidiyorum. Misafirlerimize götürüyorum dışarıdan, işte memleketimiz durumu geliyor. Fakat ilçe merkezlerinde tuvalet ve duşa kabinler yoktur. Bunun çok zorluğunu çekiyordum. Bu konuda ilçe merkezlerinde tuvalet ve duşa kabin yok. Yok. Bunun çok zorluğunu çekiyorduk. Şimdi merak ettim, acaba Mazgirt ilçe merkezinde tuvalet ve duşa kabin var mı acaba? Misafirlerimize rahat rahat girebiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi bunu cevaplayayım Mehmet. Şimdi arkadaşlar bakın. Geçen Avrupa'da şeyler geldi, bir heyet geldi. Bu İtalya heyetinde sonrasına 18 tane Almanya'da bir heyet geldi. Yani içimiz zaman zaman ziyaret ediliyor. Sağ olsunlar. Böyle halk arasında oturduk. Sordular dedi ya başkan tabi tecrübeler var. İki tane tecrübe beraber geldi. Dedi başkan dedi ya burada otel yok dedi. Bu insanlar, para insanlar gelip yapılan nerede kalıyor? Dedim söyleyin ki burada ne kadar ev var hepsi oteldir dedim. Yani bizim misafirler verdiğimiz o yüzden sorguyu hatta yemeği de bedavadır, içmesi de bedavadır. Bizim bu halk böyle örgütlenmiştir. Gelen her insanın kapımız açıktır. O yüzden otele ihtiyaç duymuyoruz. Yani biz onlara şimdi şöyle, sizin dediğiniz o eksiklikler mutlaka giderilmesi gerekiyor. Onlar bizim tespitlerimizdir, var. Ama duşa kabinler yok. Yani şöyle bir şey var, orada şu anda biz biliyorsunuz bir üniversite bölümümüz var, işletme bölümü. Bir bölümü de biz bu sene aldık, 2 bölüm olacak. Onu da ifade edeyim. Ekstradan biz bu sene özellikle gene köylüye hitap etmesi için anlamda onlara hayvancılık yani üzerinde süt ve süt ürünlerini aldık. 80 dönüm bir arazi tahsis ettik yani üniversiteye. İşlemlerini bitirdik. Onların kampüsü ve barınma alanları yapılması için ihalesi de yaptı. 2 müteahhit ortakla aldı. Bu önümüzdeki hafta ilçemiz merkezinde süt ve süt ürünleri de ekstradan açılacak. Ufak da var beslenmesinde. Oraya aynı zamanda da bir iki aile olarak oraya vereceğiz yani onları hani tavara götürüp oraya bakma anlamında. Hem İslam ortamı yaratma, aynı zamanda da ilçeye bir nüfus kazanma yeni bir bölüm olarak. Yani 3 tane bölümümüz daha olacak. İlçemizde tabii ki kapalı spor salonumuz yoktu. Onu giderdik, temeli atıldı. Yani başladılar, malzemesi döküldü, temel ihalesi yapıldı. Kapalı spor salonumuz 200 kişilik. Ya zamanınızı almak istemiyorum aslında çok tabii ki şeyde, her şeyde. Cemevimizin birinci katı bitmişti, ikinci katını biz ihalesini yaptık ama ancak ihaleyi iptal edildi. Birinci yapılan katta mutlaka güçlenerek ikinci katın atılması kararı alındı o şey analizinden dolayı. Onlar da bitti, tekrar ikinci ihale de işte bu salı günü veya çarşamba günü yapılacak. 264 metrekare üzeri cemevimiz de bitecekti, yani halkımızın hizmetine sunulacaktı. Sizler var oldukça biz sorunları çözeriz. Size açık söyleyeyim ve çözmek zorundayız arkadaşlar. Ben inanıyorum, sizlere de güveniyorum gerçekten. Devri irade olduğu müddetçe, sizler olduğunuz müddetçe hiçbir sorunun üstesine gelemeyeceğiz diye görüyorum. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. Açık ve net söylüyorum. Düşünün. Benim geçen bir önceki gelen benim iler bak tek toplam gelirim ben size söylüyorum. 24 bin lira geldi. Bu ay 27 bin lira geldi. Başka bir gelirim yok. İşçi ücreti giderim 42 bin lira. Benim maaşım hariç. Biz bakın yani 3,5 yılı aşkındır bir günye kadar belki de durumu en iyi olan belediye başkanlarından daha fazla 4 katı 5 katı kadar hizmet sunmuşum. Her şeyden önce halkı örgütlemişim. İşçimi örgütlemişim. İşçi her gelen her ay başı işimi topluyorum. Ben maaş almıyorum zaten diyorum. Bu da 27 bin lira geldi arkadaşlar. Kimin acilet varsa o biraz fazla alsın, diğerlerini kenarınızda paylaşın. Gideriz bakın. Hiçbir işçi şu ana kadar bana baş kaldırı yapmamıştır. İnanın ki cumartesi pazarda çalışıyor. Demek ki orada yoldaşlık ilişkileri geliştirilmiştir. O halkı nasıl sahiplenmemiz gerekir? Önce belediyenin personelinden geçir ve bizden geçer.
Bunun başka çaresi yoktur. Emekçiyiz, üreteceğiz, halkımıza sahip çıkacağız. İşçimi algılattım budur. Halkımızdır, bize hakaret edebilir. Bize değişik şeyler yapabilir, farklı taleplerden gelebilir. Gücümüzü aşan taleplerden gelebilir. Bizim halkımıza küsme diye böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Biz o halkımız ne diyoruz haklıdır. Ama onu eğiteceğiz, değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve sahipleneceğiz. Başka çözüm yok bunun. Eksikleri de sizlerin katkılarınızla gideriz. Umutluyum o kadar. Teşekkür ederim. Fazla fazla. Soru katkı önleri de bulmak isteyen arkadaşım. Sanırım. Ben son olarak çok uzatmadan kısaca devlet cevapçı yerel yönetimler çalıştığı düzenleme kurulu adına önemli gördüğümüz bir şey ifade etmek istiyorum. Bazı şeyleri yeniden hatırlamakta fayda var. Öncelikli olarak işte dersin Mazlumlu Ozat Belediye'den çağrısıyla başlayan işte bir yılı deviren bir süreç içerisinde bu belediyelere yapılan geziler, buradaki çalıştaylar, paneller, Ankara İstanbul toplantıları akabinde ilk kez olarak gerçekleşen farklı kesimlerde bir araya getiren, büyük bir iradeyi ortaya koyan, çok geniş bir kesimin katılımını da ortaya çıkaran büyük bir ilgimi tetikleyen sempozyum. Geride bıraktığımız 4 ay süresince sürdürülen, kimi zaman 10 kişiydi, kimi zaman 40-50 kişiydi. Ama sürekliliğinden bir şey kaybetmeden devam ettirilen tüm atölyeler aslında tüm bu çalışmaların başlangıcında hedeflenen bir amacın bizce belli ölçülerde yerine geldiğini gösteriyor. Kaygı şuydu, yani tarihsel bir dönemeçten geçirirken emekçi ve ezilen halk muhalefeti bu kadar baskı altındayken halkın ekonomik, sosyal, siyasal mücadelesi içerisinde, hak talepleri mücadelesi içerisinde, toplumda bakıldığında siyasal iktidar mücadelesi içerisinde çok başlıklı, çok önemli bir aslında bir mücadele emekçisi olan yerel yönetimler alanında farklı yerellerde farklı politik programlar ardında ayakta kalmaya çalışan devrimci yerel yönetimler mücadelesini bu alanın aslında bu alanla da ilişkili bir akademik birikimde bir emek ve meslek örgütü ve buralarda çalışan, buralarda var olan bir birikimde yan yana getirmek kaygısıydı. Şu bir yıllık süreç işte burada bugün yaz ortasında en azından şu yüz aşkın insanın gösterdiği irade en azından sabahtan 3 saate kadar bunun belli ölçülerde başarıldığını gösteriyor. Ama tabii ki şimdi bu noktada olgunlaşan bir karşılaşmanın, yan yana gelmenin bundan sonrasında çok daha somut adımlarla ilerlemesi gerekiyor ki en başından beri zaten ismini buradan almıştı. Hedeflenen önümüzdeki süreçte Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Hatay'da, Dersin'de, Kuzey Kıbrıs'ın diğer şehirlerinde, belli alanlarında işte burada ifade edilen, tartışılan belli deneyimlerin, tecrübelerin aktarıldığı alanlarda bu atölye çalışmaları kapsamında, atölyelerde olgunlaştırılan fikirler, önermeler kapsamında burada yerel yönetimler mücadelesine müdahale olabilmek, ekonomik parçası haline gelebilmek, oralardaki örnekleri genelleştirebilecek bir noktaya taşıyabilmek olarak ifade etmek gerekiyor. Bunun için güçlü bir yerde duruyoruz ve doğrudan sizlerin ve sizlerin de buradaki tartışmaları ulaştıracağı daha geniş kesimde katılımıyla gerçekleşecek bu süreç. Bir diğer önemli husus bence ifade edilmesi gereken bugünkü çalışaydan çıkarabileceğimiz bence bir diğer husus da şu olmalı. Çalıştayın başlangıcında burada BDP, ÖDP ve DF adına konuşan arkadaşlar aslında yine az önce de ifade etmiştim bu çalıştayların, bu atölyelerin ya da bütün bu devrim çarpıcı yerel yönetimler sempozyumu sürecinin belli ölçülerde oluşturmayı hedeflediği ya da en azından oluşmasına önayak olmaya çalıştığı bir süreci, anlamlı bir süreci tanımlıyor. Özellikle böylesi tarihsel bir süreç içerisinde bu kadar emek, demokrasi mücadelesinin bu kadar ağır baskı koşulları içerisinde geçtiği bir süreçte devrimci, halkçı bir iddiayla var olan yerel yönetimlerin sadece dayanışmak değil, birbirlerinden haberdar olmak değil, emek mücadelesi içerisinde ve izlenenlerin mücadelesi içerisinde güçlü, devrimci bir platform, bir cephe oluşturmak suretiyle yan yana gelmesi bence bu çalışmalardan çıkarabileceğimiz en önemli
ikinci sonuçtur diye düşünüyorum. Şunu da önemli ifade etmek isterim. Bu çalıştayın belediyelerin, burada zikredilen belediyelerin, birinci sempozyumu örgütleyen belediyelerin öncülüğünde işte o sempozyumun aynı zamanda düzenleme kurulunda yer alan, işte bu kitapçıkta da isimleri zikrediliyor. Bu çalıştayın düzenleme kurulunda yer alan emek ve meslek örgütlerinin öncülüğünde ama sonucunda da tüm yurttaşların katılımına açık olan, hiçbir sınırlama koşulu bulunmayan değerli çarpıcı yerel yönetimler çalışma grubu en başta sizlerin katkılarını talep ediyor. Zaten girişte orada isim, soyisim, işte iletişim bilgilerini sanırım arkadaşlar almışlardı. Bırakmayan arkadaşlar, bu çalışmada dahil olmak isteyen arkadaşlar varsa buraya e-mail adreslerini, telefon numaralarını bırakabilirler. Bu çalışma grubu toplantılarından haberdar olabilirler. İşte önümüzdeki sürecin planlanmasına doğrudan katılabilirler. Buralarda doğrudan katılabilirler. Önümüzdeki süreçte de işte Temmuz Ağustos aylarında bu belediyelere yapılması planlanan geziler sonrasında örgütlenmesi planlanan ikinci sempozyum ve daha sonraki çalışmalar yine ancak sizlerin ve sizlerin bu tartışmaları taşıyacağı kesimlerin katkılarıyla hayat olacak. Son olarak bunu ifade etmek istedim. Bir de küçük bir duyuru yapayım. Çalışma grubunun ufak bir sürprizi. Yani çok yorulduk. Arkadaşlar bir kokteyl düzenlemişler. Yani buradaki tartışmaları devam ettirmek, tanışmak, kaynaşmak, biraz da gün yorgunluğunu atmak üzere sizleri oraya davet ediyorlar. Sanırım yan tarafta olacak. Yanlış. Şimdi onu da